fiyatlarındaki düşüşler yine masaya yatırılacak ve tabii ki gıda evet. ki siz bunu sıklıkla dile getiriyorsunuz. Özellikle yaklaşık 1,5 senedir bizimle paylaştığınızda biliyorum o noktada verileri. Neler söylemek istersiniz öncelikle zirveye ilişkin? Davos zirvesi oldukça önemli. 2 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek bir toplantı. Bu toplantının önemi Rusya'nın olmayışı, Rusya'dan bir heyetin olmaması önemli. Daha önceki Davos zirvelerinde Rusya özellikle yoğun bir katılımla bu toplantıya katılıyordu. Şimdi Rusya'nın karşısında olan bir düzenle, kişi sayısıyla karşı karşıyayız ve özellikle Ukrayna'ya karşı da yardım kampanyalarının biraz daha arttığı bir stand görüyoruz bölgede. Tabii ki iklim zirvesi var, enflasyonla mücadele var, Ukrayna liderinin burada diğer ülkeler tarafından desteklenme süreci var. Ama bunun karşısında Rusya'nın tedarik problemi, enerji kriziyle alakalı tekrar küresel ekonomileri rahatsız eden bir düzeni var. Biraz daha karışık bir düzen karşımızda olacak. Daha önemlisi Davos zirvesinden özellikle gıda kıtlığı ile alakalı biraz daha beyin fırtınası gerçekleşecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir fikir alışverişinde bulunacaklar. Bu tarafı da önemsediğimi söyleyebilirim. Davos zirvesinde çıkacak sonuçlar küresel ekonomilerde geleceği ile alakalı tedbirler biraz daha önemli olacak. Ama bu toplantıda şirketlerin ve ülkelerin yapmış olduğu açıklamalar geleceğe dair biraz daha net mesajlar vermiş olacak bize. O yüzden Davos zirvesi bu yıl oldukça önemli. Evet, biz de takip ediyor olacağız ve tabii ki siz de az önce söylediğiniz zirveden ortak bir karar çıkacak ve o açıklanacak. Bakalım piyasalar bu açıklamayı nasıl algılayacak? Şimdi haftaya nasıl başladık diye de hemen sorayım. Bu hafta için beklentilerinizi de bu arada son 2 dakikamız olduğunda belirteyim. Döviz kurları ve emtia fiyatlarının gram bazında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Hem 16 lira seviyesine yaklaşan bir dolar kuru beraberinde yabancı para birimlerinin yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren bir kur var karşımızda. Hem gram altın hem gümüşün gram fiyatında da yükselişle başladık. Euro dolar paritesi sterlin dolar paritesine yükselişle başladık. Dolar varlıklarının uluslararası piyasalarda değer kayıplarıyla haftaya başladığını gözlemliyoruz. Genel itibariyle biraz daha yüksek bir tansiyonla haftaya başladık. Şu anda dolar endeksinde 102 seviyesine kadar bir gerileme. Hal böyle olunca da dolar TL kurumunda 15.81 lira seviyesine kadar bir gerilemenin olduğunu gözlemliyoruz. Peki yani Merkez Bankası'nın atacağı adım da hemen sorayım. Artık çok az bir vakit kaldı. Evet. Beklentilerinizde bir değişiklik var mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu toplantısında herhangi bir değişiklik yapmayacağını tahmin ediyorum. Ama yıl sonuna kadar da faiz artırmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Amerikan Merkez Bankası Fed'in beklendiği gibi 50 baz puan değil 25 baz puanlık bir faiz artırımıyla bu faiz artırım sürecini devam ettireceğini tahmin ediyorum. İslam Bey, yönetmemden belki biraz ek süre alacağım ama yaklaşık bir dakika kadar mümkünse şunu da sorayım hemen. Altın çok merak ediliyor. Ons'ta yükselişler var. Artık o hani beklenen yükseliş gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Daha başlamadı yükselişler çünkü ons tarafındaki baskılanma devam ediyor. Dolar kurundan destek aldı. 957 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 947 alış, 953 satış. 960 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Eğer üzerinde kalıcı olabilirse bu yükselişlerin 980 lira seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ama yine beklentiniz yıl sonu itibariyle herhalde değişmedi. 1450 Temmuz ayında, Temmuz ayında 1000 lira seviyesinin üzerindeki ataklarla birlikte yıl sonuna kadar 1450 lira seviyesini görmemiz muhtemel bir sonuç olabilir. Benim yıllık öngörümde herhangi bir değişiklik yok şu an itibariyle. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim.